Araştırmalara göre 25 yaşından sonra sporu yapmayan, egzersiz yapmayan, kendini geliştirmeyen bir insanın kası her sene 250 gram azalıyor. Dolayısıyla insanlar yaşlandıkça boyu kısalıyor biliyorsunuz. 250 gram kas kaybettiğinden dolayı, yani kendini geliştirmediğinden dolayı, kaslarını çoğaltmadığından dolayı insan kas kaybediyor. Bununla beraber kendini geliştirmeyen, zihnini yormayan, yani konfor alanında bir insanın da beyni gittikçe küçülüyor ve unutkanlık çoğalıyor. Yani insanın kası azalıyor, beyni küçülüyor. Sonra yavaş yavaş çürümeye başlıyor. Ziyan etmeye başlıyor. Elindekilerini kaybediyor. İsraf ediyor aslında hayatını. Bunu en güzel şu şekilde hadis-i şerifle tarif edebiliriz. İki günü bir olan ziyandadır. Yani iki günü aynı olan, spor yapmayan, kendini geliştirmeyen, beynini yormayan, hedefine doğru adım atmayan insan ziyandadır, israftadır. Artık yavaş yavaş kendini çürütüyor demektir. Hayatını zindan etmemek için, beynini küçültmemek için, senin boyun ölçüsünün kısalmaması için gelişmen gerekiyor. Hareket etmen gerekiyor. Hedefe doğru ilerlemen gerekiyor. Bununla beraber kendini geliştirmeyen insanlarda psikolojik sorunlar da başlıyor. Gelişim şart. İnsan konfor alanından çıkması gerekiyor. Kendi paketinden çıkıp gelişmesi gerekiyor güçlenmek için. Hayatındaki güzellikleri yaşamak için, başarmak için, o arzuladığı dönüşüme ulaşmak için kendini geliştirmesi gerekiyor. Geliştirmek için de biraz önce dediğim gibi konfor alandan çıkması gerekiyor değerli arkadaşlar. Hangi yeteneklerim var? Hangi becerilerim var? Hangi zeka alanlarım gelişmiş? Yani o içimdeki aslan nedir? Beni engelleyen şeyler neler? Beni aşağı çeken şeyler nelerdir? Bunları bulman gerekiyor. Bunu da yine hadis-i şerifle açıklayabilirim. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani israf etme hayatını. Kendini tanı. Nereden geldin? Hedefin nelerdir? Bunları öğrenmen gerekiyor. Ziyan etmemek için, israf etmemek için. Mezarda hani olur ya, çürümek. İşte çürümemek için de kendini tanıman gerekiyor. Geliştirmen gerekiyor kendini. Bakın, biz yıllardan beri Almanya'dan tüm Avrupa'daki vatandaşlarımıza kendilerini tanımalarına vesile oluyoruz. Onların ayak bağlarını çözüyoruz. Onların yeteneklerini bulup hedefe doğru ilerlerken gelişmelerini görüyoruz. Onlar geliştikçe değişim başlıyor. Yüzündeki tenleri değişiyor değerli arkadaşlar. Üzerinde değişim başlıyor. Yürüyüşleri farklı oluyor. Eşi, dostu, çocukları daha farklı, daha güçlü oluyor insanlar. Daha başarılı oluyor. O insanlar artık ömürlerini çürütmüyor ve daha başarılı ve ailece daha mutlu, huzurlu oluyor değerli arkadaşlar. Bu ne ile mümkün? İlk önce kendilerini tanıyorlar. Ondan sonra gelişim yolunda adım adım hedeflerine doğru ilerleyerek mümkün. Artık sen de, hocam ben çürümek istemiyorum. Hayattan zevk almak istiyorum. Güçlenmek istiyorum. Daha başarılı olmak istiyorum. Değerimi arttırmak istiyorum. Hayat kalitemi arttırmak istiyorum diyorsan, o zaman yapacağın şey kendini tanımak ve gelişim yolunda ilerlemek. Sen adım attıkça, kendini geliştirdikçe, sen güçlendikçe başarın artacak. Çevrenle daha huzurlu olacaksın. Mutlu olacaksın. Artık kas kaybı yaşamayacaksın. Artık unutkanlığı unutacaksın. Artık vakti geldi diyorsan. Hocam ben de başarmak istiyorum. Ben de güçlenmek istiyorum diyorsan, o zaman benimle iletişime girebilirsin. Hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Eğer bizim programlarımıza uyduğunu görürsek arkadaşlar seni ararlar. Birebir online görüşmesi yaparız. Ben sana o hedefine nasıl ulaşacağını adım adım gösteririm. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.